بسم الله الرحمن الرحيم باب أكل الضبر sırtlanın yemesi caiz midir değil midir bugünkü bahis onun üzerinde bu bab onun babı قال أبو جعفر فذهب قوم İmam-ı Tahavi buyurdular ki öyle madem bir kavim bir cemaat sahip oldular ila ibahati ekli lehmi dabu'i sırtlanın etinin yenilmesinin mübah olduğuna sahip oldular ki eti yenilmesi mübahtır. Ve delil getirdiler. Ve ihtecu fi zalike bu mesele hakkında ihticac ettiler. Ve hadisi bin Ebi Ammar, İbn Ebi Ammar'ın hadisiyle radıyallahu anh. İbn Ebi Ammar rivayet ediyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz kâle buyurdular. Hiye mines saydi. Dabu seyittendir, avdandır. Yani şimdi avdur, avdur ama yenilir mi, yenilmez mi bu rivayette bu bahis yok. Fakat madem avdur, bunda ne mana çıkar? Yenilmesi caizdir diye mana çıkarıyor. Bir bu hadisi şerif, fakat bu pek serih değil. Evet, avdur. İnsan kurdu da vurur, av eder, ayı da vurur, av diye. Fakat yenilmek için değil, onların derilerinden istifade etmek için. Ve bir hadisi İbrahim es-Sahir'dir. Bir de İbrahim es-Sahir'in hadisiyle ihticac ettiler. Kimden? En atayin atadan. O da kimden? En Cabir'in radıyallahu anhu anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Cabir'de Peygamber Efendimiz'den rivayeti eylediler. Bir misli zalik. Aynen bu hadisi şerif gibi ki hiye mines saydi dedi. Bu da bu. Seyittendir. Avdandır. Ve yu'kelu yenilir. Ve gaz zekerna zalike biz bu meseleyi zikreyledik bi isnadihi senediyle fi kitab-ı menasik-ül hac, menasik-ı hacle. Burada bunu uzun olsa diye bahseyledik. Ulemadan bir kısmı öyleyse sırtlanın eti yenilir, caizdir dediler. Ve halefen fi zalike aherun. Ulemadan diğer kısmı bunlara muhalefet ettiler. Fekalu buyurdular ki la yu'kelu. Sırtlanın eti yenilmez. Ve kâne minel hücceti lehum fi zalik. Bu mesele hakkında yenilmez diyenlerin lehine olan hüccettendir. Enne hadise Cabir'in hâza, Hazreti Cabir'in hadisi ki birinci zümre istidlal eyledi anında. Kadihtülife fî lefsihi, o hadisin lefsinde ihtilaf olundu dediler. Ferevâhu kullu ahadin, bunlardan her birerleri rivayet eyledi. Onlardaki min Cerir'in ve İbrahim es-Sâir, Cerir olsun, İbrahim sahibi olsun, her biri bunları rivayet eyledi. Kemâ zekernâhu anhu. Evet, ondan biz Hazreti Cabir'den nasıl rivayet eylediler? Bu her birisi, yukarıdaki bu ikisi, yukarıdaki lefizle rivayet eylediler Hazreti Cabir'den. Ve revâhu İbn-i Cüreyç. Fakat İbn-i Cüreyç bu hadisi rivayet eyledi. Alâ hilâfi zâlik. Bunların rivayet eylemiş olduğu lefzin hilafına. فَزَكَرَ عَنِ اِبْنِ اَبِي اَمَّارٍ İbn-i Ebi Ammar'dan zikreyledi radıyallahu anh. اَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا İbn-i Ebi Ammar Hazreti Cabir'e sordu radıyallahu anh عَنِ الضَّبُعَ Sırtlığından sordu. فَقَالَ dedi ki اَصَيْدٌ هِيَ Av mudur? Sırtlan av mudur? قَالَ نَعَمْ Hazreti Cabir evet dedi. قَالَ وَسَمِعْتَ ذَٰلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bizzat Peygamber Efendimiz'den bunu sen mi işittin? Sırtlanın av olduğunu. فَقَالَ نَعْمَ Evet, bizzat Peygamber Efendimiz'den işittim. فَاَخْبَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَّهَا سَيْدٌ Hazreti Cabir haber verdi ki, dabu sayittir. Sırtlan avdur. وَلَيْسَ كُلُّ سَيْدِ يُوكَلْ Fakat her av yenilmez ki. Avdur. Bu sabit oldu. Fakat eti yenilen avlardan mıdır? Yenilmeyen avlardan mıdır? O beyan edilmedi. Bir adam gider yaban keçisini vurur. Seyittir. Eti yenilir. Gider kurdi de vurur. O da seyittir. Yenilmez. Arslanı da vurur. O da seyit. Fakat yenilmez. Seyidin belsi eti yenilir. Belsi yenilmez. E şimdi burada hadiste sabit olan da bu av mudur? Avdur. Fakat her seyidin, her avın eti yenilmez. فَحْتَمَلَا اَنْ تَكُونَ تِلْكَ الزِّيَادَ Caiz ki bu ziyade ola عَلَى ذَٰلِكَ الْمَسْكُورَ O zikredilen şey üzerine ola fi hadisi İbn-i Cüreyc'in, İbn-i Cüreyc'in hadisinde min قَوْلِ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Peygamber Efendimiz'den
Hazreti Cabir işitti ya, لَاَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَمَّاهَا سَيْدًا. Orada dedi ki Peygamber Efendimiz buna Seyyid, Seyyid dedi. Hazreti Cabir de bizzat kendisi işitti. وَاَحْتَمَلَ. Şimdi burada bir noksan var. Bu ibarede ne dedi? اَنَّهَا سَيْدٌ وَلَيْسَ كُلُّ سَيْدِ يُوكَلْ. Bu söz Cabir'in sözünden mi? Buna ihtimali var. Cabir'in sözü olmak ihtimali var. وَاَحْتَمَلَ اَنْ يَكُونَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Orada bir min lazım. Caiz ki bu lafız Peygamber Efendimiz'den ola. Bu avdur. Fakat her av yenilmez. Bu Hazreti Cabir'in kavlünden mi yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kavlünden mi? İkisinde de ihtimali var. فَلَمَّ اَحْتَمَلَ ذَٰلِكَ. Vaktaki bu böyle ihtimali oldu. Bu sözün Hazreti Cabir'den olması, Peygamber Efendimiz'den olması iki ihtimal oldu. وَوَجَدْنَا السُنَّةَ. Biz sünneti de bulduk. قَدْ جَاءَتْ. Sünnet geldi. اَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz'den. اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَا اَنْ كُلِّ ذِينَابٍ مِنَ السِّبَعِ. Yırtıcı hayvanlardan her bir diş sahibi olan seb'ün etinin yenilmesinde nehyeyledi. Herhangi bir hayvan ki yırtıcıdır, dişiyle yırtar, diğer hayvanları yer, onun eti yenilmez. Sünnet budur. وَالدَّبْعُ سِرْتْلَنْدَ زَاتُنَا بِنْ. O da diş sahibidir. Dişiyle diğer hayvanları parçalar yer. لَمْ يُخْرِجْ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Bu kaideden bir şey istisna etmedi. Yani sünnet, Peygamber Efendimiz'in sünneti bu. Her bir diş sahibi canavarın eti yenilmez. İlla fülen hayvan yenilir dedi mi? Başka bir hayvanı dabra yahut da başka birisini istisna etti mi? Etmedi. لَمْ يُخْرِجِنْ zemiri Resul-i Ekrem Efendimiz'e raci. لَمْ يُخْرِجْ Peygamber Efendimiz ihraç eylemedi. مِنْ ذَٰلِكِ. Bu kaideden, bu sünnet-i şerifede olan kaideden şeyen hiçbir şeyi ihraç eylemedi. قَدْ عَلِمْنَا. İşte bu ihtimal olduğundan biz bildik ki Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesine diş sahibi olan hayvan yenilmez. Öyleyse قَدْ عَلِمْنَا. Biz muhakkak bildik ki اَنَّهُ دَخَلَ ف۪يهِ. Dabu buraya dahil oldu. Bir şeyin bir şey sebebiyle. O da neden? Av. Av olması dahil oldu. Avdur o da. لَمْ يُعْلَمْ يَقِينًا. Fakat yakinen bilmedi. Girdiği dahil. Peygamber Efendimiz ona da Seyyid dedi. Seyyid dedi fakat bir de kaidede ne buyurdu? نَهَا اَنْ كُلِّ ذِينَابٍ مِنَ السِّبَعِ. Canavarlardan her bir diş sahibinin eti yenilmez dedi. Dabu da diş sahibi olduğundan bu kaide mucebince bu da buraya girdi. Onun eklinden de nehyetmiş oldu. لَمْ يُعْلَمْ يَقِينًا. Yakinen bilinmedi ki اَنَّهُ اَخْرَجَهُ مِنْهُ. Bu kaideden sırtlarını ihraç etti, bu bilinmedi. Girmiş olduğu, dahil olmuş olduğu muhakkak. Fakat diğer diş sahibi olanların eti yenilmezse deb'un yenilir diye bir istisna varit olduğu bu bilinmedi. Yakinen bilinmedi. Bazıları yenilir dedise de fakat onlar bir içtihada gittiler. Av Resulullah Efendimiz'in bu da seyittir demesinden, av demesinden istidlal ettiler. Bu yakini değildir. وَمِمَّا رُوْيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peki diyor ki sen bir kaide getirdin ki diş sahibi olan yırtıcı canavarların hepsinin eti haramdır. Bunu ispat edecek elinde ne var? Diyor ki çok hadisler var. Resulullah Efendimiz'den rivayet edilen hadisi şeriflerdendir. Ne hakkında? Fî tehrimihi. Peygamber Efendimiz'in haram kılması hakkında neyi? Külle zînâbin mine sibâ. Yırtıcı canavarlardan her bir diş sahibinin haram olmasını beyan edenlerden, rivayet edilen hadislerdendir. Mâ haddesenâ Rabi'ül Me'ezzin. Rabi'ül Me'ezzin'in İmam-ı Tahavi'ye rivayet etmiş olduğu hadis. Daha ve Nesr-ı Bülmerruh. Bir de bu rivayet etmiş İmam-ı Tahavi'ye. Bâlâ. Bunların her ikisi de dediler ki حدثنا أسد قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حضرت علي رضي الله عنه رواية الذي عاصم بن ضمرة
Kale Hazreti Ali buyurdular ki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz nehyeylediler. En külli zinabi minessiba. Canavarlardan her bir diş sahibinin etinden nehyeylediler. Ve en külli zimihlebi minettayir. Kuşlardan da her bir pençe sahibi olan kuştan da nehyeylediler. Pençesiyle diğer kuşları yakalar, parçalar. Bir de bundan nehyeylediler. Bir hadisi şerif bu. İkincisi, Haddesena Salih ibn Abdirrahman kâle haddesena Sa'id ibn Mansur kâle haddesena Hüseymin an Ebi Bişrin an Meymune ibn Mihran an ibn Abbasin radıyallahu anhuma kâle neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nehyeylediler en külli zinabin minessiba canavarlardan her bir diş sahibinin eklinden ve en külli zimehlebin minettayr kuşlardan da her bir pençe sahibinin etinden nehyeylediler. Peki yukarıki hadisi şerifi Hazreti Ali rivayet eyledi. Bu ikinci hadisi Abdullah ibn Abbas rivayet eyledi. Haddesena Süleyman ibn Şuayb. Üçüncü hadisi de Süleyman ibn Şuayb İmam-ı Tahavi'ye rivayet ediyor. Kale haddesena Yahya ibn Hassan. Kale haddesena Ebu Avane. An Ebi Bişrin fezekere bi isnadihi mislehu ve kale neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebi Bişir'den rivayet ediliyor. Aynen yukarıdaki hadis yani Abdullah ibn Abbas'ın hadisini bir de bu zat rivayet ediyor. Haddesena Ahmed ibn Abdülmü'min el-Mirvazi. Kale haddesena Ali ibn el-Hasan ibn Şakik. Kale haddesena Ebu Avane fezekere bi isnadi mislehu. Abdullah ibn Abbas'ın hadisini aynen Ahmed ibn Abdülmü'min de rivayet etti İmam-ı Tahaviye. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير ونذا يانش يازمش بي دمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم mislehu, Abdullah ibn Abbas'ın hadisini başka bir senetle daha zikretmiş oldu. Yani Abdullah ibn Abbas'ın rivayet etmiş olduğu hadisin burada üç senedi var. Yine bir daha getiriyor dördüncü senedi. Haddesena Yunus, kale haddesena ibn Vehbi, kale akhbereni Yahya ibn Abdullah ibn Salim, an Abdurrahman ibn el-Haris, el-Maksumi, an Mücahid, an ibn Abbas'ın radıyallahu anhuma kale, neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Abbas buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz nehi buyurdular. En ekli kulli zinabi minessiba. Canavarlardan her bir diş sahibine etinden nehi buyurdular. Yine Abdullah ibn Abbas'ın hadisinin başka bir senedi daha. Ve haddesena Yunus kâle haddesena Süfyanu ani'z-Zühri an Ebi İdris an Ebi İdris el-Kulani an Ebi Salabet el-Haşti radıyallahu anhu en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Aynen bunun gibi bu senette de öyle rivayet eyledi. Haddesena ibn Ebi Davud kâle haddesena İsa ibn İbrahim el-Birki kâle haddesena Abdülaziz ibn Müslim kâle haddesena Muhammed ibn Amr ibn Alkama an Ebi Selemete an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Şimdi Eshab'dan iki zattan bunu rivayet eylediler. Üçüncü Hazreti Ebu Hureyre'den de rivayet eylediler. O da bu hadis-i şerifi rivayet eyledi ki diş sahibi olan diğer hayvanları dişiyle parçalayan hayvanın eti yenilmez. Fakat kâmetil hüccetu öyleyse hüccet delil kaim oldu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den binehyihi Resulullah Efendimiz'in nehyetmesi. Nehyetmesiyle hüccet kaim oldu. En ekli kulli zinabin minessiba. Hayvanlardan diş sahibi diğerlerini dişiyle parçalayan her bir hayvanın eklinin etinin eklinden nehi sabit oldu. Ve tevateret bizalikel azar eserler, hadislerde tevatür etti. Anhu sallallahu aleyhi ve sellem'den yani bir tane değil birkaç tane hadis getirdi. Öyleyse fela yecuz, caiz olmaz. En yukhrece ihraç yoluna min zalik. Bu kaideden adlab o sırttan. Sırttan bundan ihraç olunsun. Bu caiz olmaz. Niye? Sırttanın da dişi vardır. Dişiyle diğer hayvanları parçalar diye. İzâ kânetse anâbin.
diş sahibi olursa mine siva, sivalardan, yırtıcı hayvanlardan diş sahibi olursa ki öyledir. Bu çıkmaz, bu kaideden çıkmaz. İlla bima, illa bir şeyle çıkar ki yekûm aleyna, bizim aleyhimize kaim olur. Bihi o şey sebebiyle. El hüccetü hüccet. Neye hüccet? Bi ihraciha min zalik. Bir hüccet olur ki Resulullah Efendimiz tabi'i bu kaideden ihraç eyledi. Böyle bir hüccet olursa bu vakitte bizim aleyhimize kabul ederiz. Böyle bir hüccet de yok. Yırtıcı hayvanların eti yenilmez de fakat tabi'in yenilir diye bir kaide yok, bir hadis yok. Hepsi yırtık, umumlu kaide yırtıcı hayvanların eti yenilmez. Öyleyse tabi o da bunlardandır. Bunu çıkaran bir hüccet delil yoktur. وَهَذَا قَوْلُ أَب۪ي حَن۪يفَ وَأَب۪ي يُوسُفْ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ İşte bu üç imamın kavli de budur. Ülemanın bazısı ona sahip olmuş yemişler demişlerse de onların delilleri zayıf tutulmaz. Fakat İmam ve Hanife'nin delili kuvvetli. Çünkü kaide-i umumiye diker hayvanları dişiyle parçalayan hayvan zinaptır. Binaenaleyh kaideye tabidir. Eti yenilmez. Onu ihraç etmek için o hadis kuvvetinde istisna edildiğine dair bir rivayet olması lazım, o da yok.